11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü aldı. Erdoğan'a destekle çağrısı yaptı. Gül'e uyarılarını sıralayan MHP lideri, Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak mısınız sorusuna da yanıt verdi. Bizim böyle bir arzumuz da yok, pazarlığımız da yok. Niyetimiz yok. Niyetim yok dedi, daha ittifak protokolü sunulmadan olası tekliflere kapıyı kapattı. Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilirse yardımcılığını da MHP'nin kabinede yer almasını da düşünmediğini açıkladı. Söylediklerimizin hepsini yalamış oluruz. Çünkü hareket öyle bir duruma düşemez. Sandık için geri sayım sürerken erken seçim gündemiyle kameraların karşısındaydı Devlet Bahçeli. Muhalefet cephesindeki Gül tartışmalarını önceliğini aldı, eski Cumhurbaşkanı'na tavsiyelerini sıraladı. Kardeşin olarak Cumhurbaşkanı olmuştum, kardeşin olarak Cumhurbaşkanı olmanı istiyorum demesi lazım. Bunu demediği müddetçe Abdullah Gül Bey siyasi birikiminin hepsini siyasette sıfırlanmıyor. Ama yine de ben aday olmayı düşünüyorum diyorsa... Gül Davutoğlu görüşmesinin yanı sıra Davutoğlu'ndan gelen açıklamalar da soruldu Bahçeli'ye. Sayın Abdullah Gül ile Ahmet Davutoğlu arasındaki vasat onun görüşünü iflas etmiş demektir. Davutoğlu kendisini çekmiş, gerçeği görmüş. Abdullah Gül'e de böyle bir gerçeği görmeyle de bir davet çıkarmıştır. Sayın Gül görecek mi görmeyecek mi onu bilemiyoruz. Ve 5 MHP milletvekilinin İyi Parti'ye geçeceği iddiaları, o iddiayı bizzat ortaya atan isimdi MHP lideri. Bursa milletvekili Kadir Koçdemir beklenen hamleyi gerçekleştirdi. MHP'de şansını kaybetti, İyi Parti'de mi arıyor dedi Bahçeli. Diğer 4 vekilin adını vermedi ama yeni milletvekili listesini işaret etti. Kimi çıkardıysak onlardır dedi.